Evet, değerli arkadaşlar, zarflar konusuyla beraberiz. Zarfların öncelikle tanımına bakalım arkadaşlar. Zarf görevi sözcükten nerede kullanılır, hangi amaçla kullanılır ve biz zarfları nerede aramalıyız? Çeşitli yollarla durum, zaman, kendinden sonraki fiili, fiilimsi, yetkileyen, sıfatı veya zarfı derecelendiren sözcüklerdir. O zaman şunu unutmayacağız arkadaşlar. Zarflar fiili, fiilimsi, sıfatı veya zarf türünde yani kendi türündeki sözcükleri etkiler. Yani zarflar bizi nerede arayacağız aslında? Fiil soyu, fiilimsi durumundaki, sıfat verimindeki veya yine kendi türündeki bir sözcükten önce arayacağız diyebiliriz. Zarflar fiili etkiler diye örnek vermişiz. Olay yerinden hızla uzaklaştı. İlk işimiz hemen fiili yani eylemi bulmak olsun. Eylemi bir soru soralım. Aslında bu soru bizim için ileride alacağımız durum zarfının sorusu. Nasıl uzaklaştı? Hızla uzaklaştı. O zaman eylemi nasıl yapıldığını ifade eden bu kelime bizim için zarftır. Fiilimsileri etkiler zarflar. Peki fiilimsileri nasıl etkiler? Bakalım. Erken kalkmak insanı zinde yapar. Hemen masaya yanmış olan bir fiilimsiyi görüyoruz arkadaşlar burada. Bu ne tür bir fiilimsi? İsim fiil. İsim fiile soru soralım. Nasıl kalkmak? Erken kalkmak. Veya ne zaman kalkmak? Erken kalkmak. Neticede bizim için fiilimsiyi etkileyen bir sözcük görüyoruz. Sıfatı etkiler dedik. Daha güzel bir eve taşınacağız. Baktığımız zaman ev sözcüğünün isim olduğunu söyleyebiliriz. Bir sözcüğü ise herhangi bir anlam taşıdığı için vergisiz sıfattır arkadaşlar. Peki nasıl bir ev? Güzel bir ev. Niteleme sıfat olarak karşımıza çıkmış şu an bir kelime. Peki arkadaşlar bu ev, bu güzel ev ne kadar güzel? Yine daha sözcüğünün zarf görevinde olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonraki konularda, daha sonraki sayfalarda miktar zarfından bahsederken buraya derinlemesine alacağız. Zarf, İstiklal Marşı'nı çok duygulu okudum. Yine baktığımız zaman okudum bizim için nedir aslında? Eylemdir. Aslında arkadaşlar şu an çok dikkat etmemiz lazım. Bizden zarf mı isteniyor veya bir zarf mı arıyoruz? İlk olarak eylemlere bir bakalım. Eylemlerde bir arayalım. Sonrasında eylemsizlere bakalım. Sonrasında yani bizim için bir öncelik eylem olsun. Peki nasıl okudun? Duygulu. Evet, bu soru bize durum zarfını verir. Peki ne kadar duygulu okudun? Çok duygulu okudun. Bu da bizim için miktar zarfıdır. Buraya baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Zarflar, eylemleri, yine fiilimsileri, sıfatları ve kendi türündeki sözcükleri belirten, niteleyen, derecelendiren sözcüklerdir arkadaşlar. Diğer sayfamıza bakalım. Evet. Peki zarflar kaç çeşittir dediğimizde 5 çeşit zarfın olduğunu söyleyeceğiz. Zaman zarfları, yer yön zarfları, durum zarfları, miktar yani diğer bir ifadeyle azlık çokluk zarfları ve soru zarfları olmak üzere 5 çeşit zarfımız var. Şimdi bunların içeriklerine bakalım. Evet, şu anda bakın durum zarfından bahsediyoruz. Niteleme göreviyle kullanılırlar ve durum zarfının asıl sorusu nasıl sorusudur? Bakalım şimdi cümlelerde örneklere bakalım. İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Ne demiştik? Hemen bir eylemi yakalayalım. Ve eylemi şu soruyu soralım. Nasıl geçti? Yüzerek geçti. Bu gece yıldızlar pırıl pırıl yanıyor diyor cümlede. Hemen eylemi yakaladık arkadaşlar. Nasıl yanıyor? Pırıl pırıl. Durum zarfı olan bir ikileme görüyoruz. Öfkeyle kalkan zarar oturur. İlk işim eylemi bulmak. Peki sadece burada eylemi niteleyen bir zarf mı var? Hayır. Bir de eylemsel eki almış, sıfat fiili eki almış olan bir eylemsel var arkadaşlar. Yine burada bir eylemsel olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl oturur? Zararla. Nasıl kalkan? Öfkeyle. Bu sözcükler de bizim için durum zarfıdır. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Rabia yavaş yavaş yürüyordu. Konuşuyor. Yürüdüm. Tutunuz. Girmiş. İzledi. Şunu unutmayacağız. Bizim işimiz, gücümüz, derdimiz eylemlerden önce gelen sözcükleri aramakta, eylemleri niteleyen sözcükleri aramakta durum zarfını arıyorsa. Evet. Hemen baktığımız zaman nasıl yürümüş durmaksızın. Nasıl tutmamız gerekiyor? Temiz. Nasıl girmiş? Gizlice. Peki onları nasıl izledi arkadaşlar? Dikkatli dikkatli. Şuna dikkat edelim. Hocam sadece eylemin hemen önünde mi aranır? Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Baktığımız zaman zarf durumundaki sözcüğün eylemden hemen önce gelmediğini, arasında bir zamir girdiğini söyleyebiliriz. Temel mantık şudur arkadaşlar. Eyleme sorduğumuz soruya cümlede cevap veren, nasıl sorusuna cevap veren bir sözcük var mı? Nasıl izledi? Dikkatli dikkatli izledi. Evet burada da hemen durum zarfı vardır diyebiliriz. Yani
sayfamıza bakalım. Güzel giyinmek Mustafa'nın en dikkat ettiği husustu. Eylemsi görüyorsunuz arkadaşlar. İsim fiil ekranı şu an bir sözcük görüyorsunuz. Nasıl giyinmek? Güzel giyinmek. Yeterince çalıştığına kanaat ettikten şurada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir sıfat fiil eki görüyorsunuz. Evet, şuna dikkat edin. Sıfat fiil eki olan dık çokça sertleşen ve yapısında yumuşamaya uğrayan bir ektir. Bakın, bir sertleşme, bir yumuşama söz konusu. Sıfat fiil eki almış olan bir sözcük görüyoruz. Nasıl çalıştığına, yeterince çalıştığına. Yine şairin bu tür abartılı söyleyiş, yine isim fiil eki almış olan bir sözcük. Nasıl söyleyiş? Abartılı söyleyiş arkadaşlar. Bu da bizim için durum zarfıdır. Bana böyle davranmanı sana kim öğütledi? Cümlemiz bu. Yine bir isim fiil eki almış olan sözcük görüyoruz. Peki nasıl davranma? Böyle davranma. Bu da bizim için zarftır arkadaşlar. Etkileyici konuşmasıyla herkesi kendine ayağa bıraktı. Yine isim fiil eki almış olan sözcüğe nasıl sorusu sorduğumuz zaman etkileyici sözcüğünü buluyoruz. Oturduğu koltuktan birden kalkıp pencereye doğru koştu. Bakın yine zarf fiil eki almış olan bir sözcük görüyoruz. Evet, fiilimizi görüyoruz. Peki nasıl kalkmış? Birden, aniden kalkmış. Bu da bizim için yine zarf olan bir sözcüktür. Devam edelim. Üzerinde açık kahverengi bir takım elbise vardı. Evet, bakın burada bir takım elbise. İsim grubu var arkadaşlar. Peki, bir takım elbise. Aslında öncesinde gelmiş ve sıfat durumunda aslında. Peki, nasıl bir takım elbise? Kahverengi bir takım elbise. Bizim için niteleme sıfatıdır diyebiliriz. Peki nasıl kahverengi? Açık kahverengi. Baktığımız zaman sıfatın önüne geldiğini bu zarfından söyleyebiliriz. Fiilimsilerde durum zarfı olabilir. Peki, hemen cümleye bakalım. Bir eylem buluyoruz. Yanıtlama, eylemsi, eki almış olan bir isim, fiil, eki almış olan bir fiilimsi buluyoruz. Peki nasıl yanıtlamasını üzülmüş? Gülerek, arak, erek almış. Zaten şunu unutmayalım. Zarf fiil eki alan sözcükler hemen zarf görevinde olan sözcüklerdir diyebiliriz. İsim fiil eki alan sözcükler isimleşmiştir. Sıfat fiil eki alan sözcükler sıfat görevindedir diyebiliriz arkadaşlar. Bakın zarf fiil eki almış. Hemen burada bir zarf vardır diyebiliriz. Evet, bir örnekle devam ediyoruz. Hangisinde zarf kendi türünden bir sözcüğü etkilemiştir? Bütün işlerini kılık kırk yararcasına yapıyor. Eylemi buldum. Eylemi hemen soru soruyorum. Nasıl yapıyor? Kırık, kılık, kırk yararcasına demişiz. Bu benim için durum zarfıdır. Pekala. Toplantıda son konuşmayı sen yaptın. Burada herhangi bir şekilde bir zarf göremedik zaten arkadaşlar. Son konuşma. Burada bir sıfat vardı değil mi? İsimleşmiş bir sözcük. İsim fiil eki almış olan bir sözcük. Yine son, ilk ve son bizim için nedir arkadaşlar? Sıra ses sıfatıdır. Sıfat görevi bir sözcük var. Buyur ki tatilimizin her günü pek renkli geçiyor. Evet, geçiyor bizim için eylemdir. Peki nasıl geçiyor? Renkli geçiyor. Peki ne kadar renkli geçiyor? Pek renkli geçiyor. İlerleyen sefalarda söyleyeceğiz. Miktarını belirtmiştir. Ne kadar olduğunu söylemiştir. Bu da bizim için şuradaki zarfı ne yapmıştır arkadaşlar? Etkileyen bir sözcük olarak karşımıza çıkmıştır. Cevabın C olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi oradan devam edelim. Öyle sözcük cümlelerin hangisinde zarf görevine kullanılmıştır diyor. Öyle ev sahibini bir daha bulamazsın. Ev sahibi bir isim tanımlaması. İsim önüne gelmiş olan öyle sözcük bu da sıfat görevi arkadaşlar. Öyle soğukkanlı davrandı ki inanamadım. Bakın eylemi bulalım. Eylem davranma sözcüğü. Nasıl davrandı? Soğukkanlı davrandı. Durum zarfı. Bakın zarfın nasıl yapıldığını ifade eden aslında öyle sözcüğü var. Yani zarf burada baktığımız zaman öyle sözcüğü bir zarfın önüne gelerek kendi türündeki sözcüğü etkilemiştir. Cevabın B olduğunu söyleyebiliriz. Diğer soruya bakalım. Evet, soru neymiş? Konunun kalan kısmında. Kesinlik anlamı verenler. Evet, zarflar arkadaşlar, durum zarfları farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Mesela yüklemin kesinlik anlamını pekiştiren zarflar olarak evet, hiç, mutlaka, kesinlikle, er, geç, şüphesiz. Baktığımız zaman bu sözcüklerin cümleye kesinlik anlamı kattığını söylüyoruz. O zaman bu sözcükler için kesinlik zarfıdır diyebiliriz. Devam edelim. Kesinlik anlamı veren bir zarf kullanılmıştır diyor. Yazılı kağıdını bir daha koyacağıma söz veriyorum. Göremedik arkadaşlar. Kesinlikle, mutlaka, er ya da geç gibi bir ifade kullanması lazım. Burada kesin, çekimlere başka bir gün devam edeceğiz.
Bunu da göremedik arkadaşlar. Eğer çok yorulursan birkaç gün okula gitme, kesinlikle anlamı göremiyoruz. Eninde sonunda benim kıymetimi bilen birileri ne zaman eninde sonunda çıkacak. Yani bu iş neticede kesinlikle gerçekleşecek ifadesi nerede var arkadaşlar? D'de var. Devam edelim. Hangisinde kesinlikle zarfı kullanılmamıştır? Evet, birinci cümleye bakalım. Üzerindeki parayla koca şehirde en fazla bir hafta idare edebilirim. Evet, burada var mı? Sanırım yok. B'ye bakalım. Kalıcı olan en iyi insanların yaşadığı sevgili dünyasıdır. Eninde sonunda. Üniversite eğitiminde bizden uzak olmana gönlüm hiç mi hiç razı değil. Ne olursa olsun insan yaşam ümidini kaybetmemeli. Ne olursa olsun. Asla. Evet, bunlar bizim için kesinlikle zarardır arkadaşlar. Ne olursa olsun asla, hiç mi hiç, eninde sonunda mutlaka bir sözcükler aramamız lazım. Burada bir kesinlik zarfı karşımıza çıkmıyor. Cümleye kesinlik anlamı katan bir zarf kullanılmıştır. Yine ne arayacağız arkadaşlar? Bir kesinlik anlamı katan sözcük arayacağız. Aradan geçen yıllar seni oldukça değiştirmiş. Bundan sonra seninle daha sık görüşelim. Yıllardır bir şeydi ama burayı pek sevmedim. Belki birazcık abarttım ama asla yalan söylemedim. Bakın asla sözcüğüm gördüğünüz anda hemen kesinlik zarfı diyebilirsiniz arkadaşlar. Olasılık anlamı veren zarflar da vardır. Mesela belki sözcüğü, ola ki sözcüğü, mesela tut ki sözcüğü, say ki sözcüğü bizim için nedir arkadaşlar? Olasılık anlamı veren sözcüklerdir. Bunun için de biz olasılık zarfıdır diyebiliriz. Evet, bakarsın bir ihtimal arkadaşlar. İhtimal bildiriyor, olasılık bildiriyor. Galiba bir olasılık bildiriyor. Herhalde bir olasılık bildiriyor. Bunlar bizim için olasılık zarfıdır arkadaşlar. Yaklaşık tamam veren zarflar. Ne demek arkadaşlar? Yani tam olarak ona yakın. Tam değil ama ona yakın ifadesi. Evet. Mesela bir sözcükler. Az çok anlamaya başladım. Biraz biraz. Tam olarak anlamamış ama biraz biraz. Yaklaşık tamam veriyor. Evet. Aşağı yukarı yarım saattir. Evet. Yani tam olarak demiyor ama aşağı yukarı ifadesi kullanmış. Takriben. Evet. Yine tam olarak değil de ona yakın ifadesi. Hemen hemen yine aşağı yukarı. Bakın arkadaşlar birbirine yakın olan sözcükler. Anlamsal olarak baktığınızda birbirine yakın olduğunu görüyorsunuz sözcüklerin. Yaklaşıktır zaten kendi zarf isimlendirmesinde kullanmış olduğumuz bir kelime. Yaklaşık sözcük. O zaman bu sözcükleri gördüğümüz zaman yaklaşık anlam veren zarflardır diyebiliriz. Bir örneğe bakalım. Tam değil ona yakın. Yani biz ne arıyoruz aslında burada? Yaklaşıklık zarfı arıyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda yağmurlar da artık eskisi gibi yağmıyor. Daha 17'sine yeni basmıştı ama neredeyse benim boyumdaydı. Evet bakın burada bir neredeyse ifadesi var. Tam olarak benim boyumda değil ama neredeyse ona yakın ifadesi taşıyor. O yüzden cevabın B olduğunu söyleyebiliriz. Yineleme zarfları. Yine durum zarfı içerisinde ele alacağımız bir alt başlık arkadaşlar. Daha önce yapılan bir eylemin tekrarlandığını gösteren ifadelerdir. Mesela nasıl etas sözcükler? İkide bir, yani bir eylemin birden fazla yapıldığını ifade ediyor. Bakın, gene, ara sıra, sık sık, yine tekrar sözcükleri bizim için yineleme, bir eylemin yine yapıldığını ifade eden zarflardır. Sınırlama zarfları, yine bizim için arkadaşlar baktığımız zaman bazı sözcüklerin eylemi sınırladığını söyleyebiliriz. Hangi yönde? Belirli bir süre yerine sınırlayabilir. Belirli bir bedel yerine sınırlayabilir. Mesela depodaki benzinle en fazla bir sınırlama söz konusu. Olsa olsa %40 oy alabiliriz. Yani bir sınırlama getirmiş arkadaşlar. Ancak 3 aydan yapmıştır. Şu sözcüğe dikkat edelim. Niçin? Bu sözcük bedel olabilir arkadaşlar. Bu sözcük zarf olabilir. Kullanım amacına bakacağız. Sadece anlamı taşıyorsa edat görevindedir. Bir bağlama görevindeyse, iki araya bağlıyorsa bağlaş görevindedir. Ancak burada ancak üç ay denilmiş yaklaşıklık anlamı katıyor. O zaman bu sözcüğümüzün için zarf olduğunu unutmayalım. En geç saat 11'de baktığımız zaman en geç 11'de yaklaşık olarak anlamı taşıyor arkadaşlar. Bir sıralamış değil mi? Bir sınırlama anlamı vermiş. O bakımdan yine bir zarf vardır diyebiliriz. Şart anlamı veren zarflar. Bakın eğer sözcüğü, bakın şayet sözcüğü, şart anlamı vermiş olan zarflardır. Cümlede belirtilen yargının anlamı sınırlandıran bir sözcük kullanmıştır.
Askerin tayini çok çok bir hafta yeterdi. Ondan sonra açlıkta bir düşmandı. Evet, güldüğü zaman ışıltıyla parlayan gözleri dişleri ortaya çıkıyordu. Deprem olduğunu anlayan mahallede kendini güç bela dışarı attı mahalleli. Proje çalışmalarını çamur korkusuyla büyük bir gizlilikle yürütüyordu. Evet, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kendisinden bir haber alamadı. Evet, şuraya baktığımız zaman sınırlayan arkadaşlar çok çok bir hafta yeterdi. Yani burada maksimum üst sınır bizim için bir haftadır. Bu anlamda veren cevap artıcıymış. Evet, diğer sorumuzla karşınızdayız. Hangisi yoktur? O bu dünyada hiç gününüzü görmedi. Hiçbir zaman görmediğini söylüyor arkadaşlar. Aslında burada anlamı kesinlikle yöne belirten bir zarf var. Konuyu bir daha anlatmamı ister misin? Bakın burada bir daha sözcüğü var. Yani yine, tekrar ifadesi. Ola ki karnın acıkır, diyelim ki, mesela olasılık anlamı taşıyan bir sözcüktür arkadaşlar. Hemen hemen bitmişti. Yani burada yaklaşık olarak bitmişti arkadaşlar. Tam bitmemişti ama yaklaşık olarak bitmişti anlamı taşıyan yaklaşıklık zarfı var. Ama sınırlama zarfını göremedik. Evet, zaman zarflarına bakalım. Aslında sadece şunu yapmamız gerekli. Eyleme veya eylemse ne yapacağız? Ne zaman sorusunu soracağız arkadaşlar. Hemen cümlede örneklerimize bakalım. Öğleden sonra elinde bir sürü poşetle kapıda belirdi. Ne zaman kapıda belirdi arkadaşım? Hemen öğleden sonra. Yani bizim için şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Eyleme sorduğunu ne zaman sorusuna cümlenin herhangi bir yerinde bundan bir sözcük cevap veriyorsa zaman zarfı vardı dersiniz. Bugün çalışan yarın rahat eder. Bakın rahat etmek bir birleşik eylem. Ne zaman rahat eder? Yarın. Hemen gördüğümüz zaman, ne zaman sorusuna cevap vermiş sözcüğü gördüğümüz zaman zarfı hemen diyelim. Çalışan, burada ne var? Burada bir sıfat fiil eklenmiş olan fiilimizi var. Ne zaman çalışan? Bugün çalışan. Az önce buradaydı. Bakın burada bir yüklem var arkadaşlar. Yüklem ek fiil almış isim soylu bir sözcüğün aslında. İşaret zamiri görevinde ek fiil almış ve yüklem olmuş. Ne zaman buradaydı? Az önce buradaydı. O zaman biz ne yapıyoruz? Yüklem durumundaki isim soylu sözcüklere de ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman zarfını bulabiliyoruz. Evet, istersen hemen gelirim. Gelirim eyler. Ne zaman? Hemen. O zaman bizim için zaman zarfıdır. Emircan bu yaz köyde sünnet olacakmış. Ne zaman? Bu yaz. Evet, işten erken çıkmış. Ne zaman çıkmış? Erken. Cevap veriyor arkadaşlar. Sorduğumuz soruya cevap veriyor. Bu hafta sonu aile arasında yapılan bir törenle evlenmişler. Ne zaman evlenmişler? Eylemi soralım. Bu hafta sonu o zaman şunu söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Zaman zarfı tek bir sözcükten oluşur. Hayır. Zaman zarfı bir sözcük öbeğinden de oluşacaktır. Bakın görüyorsunuz öğleden sonra bir hafta sonu. Çünkü burada eyleme sorduğumuz ne zaman sorusuna tamamıyla bu sözcük grubu cevap veriyor. Akşamları garip hüzün çöker içime. Garip hüzün içime ne zaman çöker? Elimi bulalım, elime soralım. Akşamları o zaman bir zaman zarfı bulduğumuzu burada söyleyebiliriz. Evet, tanımını yapmış bize burada. Zaman anlamı veren sözcükler, yükleme sorular ne zaman sorusuna cevap vermiyorsa zaman zarfı değildir demiş arkadaşlar bir tanımlama söz konusu. Yarın hep birlikte dışarıda kahvaltı edelim. Ne zaman kahvaltı edelim? Yarın. O zaman burada bir zaman zarfı vardır diyebiliriz. Yani biz burada neye dikkat edeceğiz? Bize şunu söylüyor aslında. Her zaman bitiren sözcük bizim için zaman zarfı olmayabilir. Ne olabilir? İsim olabilir. Mesela iki tane örnek verelim. Bugünün işini yarına bırakma. Ne zaman bırakma? Yarına bırakma. Bizim için burada nedir? Zaman zarfıdır. Ama akşam benim hasretimdir. Akşam benim özlemimdir. Sabahları çok özledim. Yani burada aslında amaç belli bir zamanı belirtmek değil arkadaş. Burada ne yapacaksın? O zaman dilimi isimleşmiş bir durumda. Mesela akşam benim hasretimdir ama akşam ne zaman benim hasretimdir bilemiyorum. Sadece onu şöyle düşünmemiz lazım. Bir isim olarak kullanıldığını sevdiğimiz birine söylediğimiz gibi düşünmemiz lazım. Mesela akşam oturmaya gidelim. Ne zaman? Akşam. Geceleri sadece uzun yürüyüşler yapardık. Ne zaman? Geceleri. Bunlar da bizim için zaman zarfıdır. Evet. Evet. Cümlelere baktığımız zaman yarın bugünden daha güzel bir gün olsun. Akşam bence gün en romantik vaktidir. Sen yanında yoksun. O yüzden geceleri sevmiyorum. Bu
sözcüklerin aslında temelde bir zaman belirtmek amacıyla kullanılmadığını söyleyebiliriz. Bir isim olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bakın, o yüzden geceleri sevmiyorum. Tamam, geceleri sevmiyorsun da ne zaman seviyorsun? Bilmiyoruz. Yani şunu söylemiyoruz ya, geceleri hiçbir zaman sevmiyorum. Geceleri sürekli sevmiyorum demiyorum. Sadece burada ne yapmış? Bir isim olarak kullanmış. O zaman ne zaman sorusuna cevap vermeyen sözcükler saf değil, ne de bizim için isim görevindeki sözcüklerdir. Evet, bir örnek sorumuz var. Hangisinde yüklemin zaman bakımından belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Evet, yani bir zaman zarfı yoktur. Demin ablasıyla markette gördüm. Ne zaman gördün? Demin. Akşam ona dertlerini unutuyordu. Bakın, amaç burada zaman belirtmek değil arkadaşım. Burada amaç dertlerini unutan şey nedir? Akşam ama ne zaman unutturuyor sorusuna cevap veriyor mu? Hayır. O zaman cevabı B olduğunu söyleyebiliriz. Ne zaman? 2 gün sonra ulaşmış. Ne zaman beraberdik? Birkaç saat önce. Ne zaman yola çıkacağız? Yarın sabah erkenden cevap veriyor. Ama B de cevap vermiyor. Evet, tamlamalar zaman zarfı olarak kullanılabilir. Hemen bakalım. Son olarak hafta sonu karşılaşmıştık. Burada hafta sonu sözcük grubunun bir isim tamlaması olduğunu görüyoruz. Değil mi? Haftanın sonu dememiş de hafta sonu diyerek belirtisi isim tamlaması oluşturmuş. Peki ne zaman karşılaştık? Hafta sonu. Evet, kışın ortasında evsiz barksız kalmıştı. Kışın ortası bir tamlayan eki var, bir tamlayan eki var burada. Peki, bu bizim için bir belirtisi tamlaması. Pekala, evsiz barksız kalmıştık. Bu bizim için yükler. Ne zaman evsiz barksız kalmıştık? Kışın ortasında. O zaman bir sözcük grubunun, bir tamlamanın zaman zarfı olarak kullandığını söylüyoruz. Evet, yaz boyu hiçbir iş yapmadan durdu. Ne zaman? Yaz boyu belirtisiz isim tanımlaması. Bir hafta sonra eve dönersiniz. Bir hafta sonra. Bakın burada bir sıfat tanımlaması var arkadaşlar. Bir sözcüğünün bir sıfat olarak kullandığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan eyleme sorduğunuz zaman sorusuna tamlamaların da cevap verebildiğini söyleyebiliriz. Evet, diğer cümlelere bakalım. Gelecek hafta deneme sınavı yapılacakmış. Burada neye bakıyoruz? Sıfat tanımlamasının bir zarf olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bakın burada bir sıfat tehlike var arkadaşlar. Kalem açalım öncelikle. Evet. Sıfat fiilekinin bir sıfat tanımlaması oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Peki ne zaman bu sınav yapılacakmış? Gelecek hafta. O zaman sıfat tanımlaması zaman zarfı olarak kullanmıştır diyebiliriz. Geçen gün başbakan bir açıklama yapmış. Başbakan ne zaman bir açıklama yapmış? Geçen gün. Burada ne eki var arkadaşlar? Gördüğünüz zaman burada sıfat fiil eki var diyebiliriz. Bir sıfat tanımlaması oluşturmuştur diyebiliriz. Edat göbekleri de zaman zarfı oluşturabilir. Edatları diğer derslerde anlatacağız. Ay sonuna kadar burada konaklarız. Bakın burada bir kadar ifadesi var. Ne kadar olarak karşımıza daha çok çıkar. Yine ne zaman veya ne zamana kadar burada konaklarız? Ay sonuna kadar zaman zarfı. Yine fiil söbeklerinin zaman zarfı olarak kullanabildiğini şu cümleye bakarak görebiliriz. Canım sıkılınca hemen kitapların rahatlatıcı dünyasına koşarım. Kitapların rahatlatıcı dünyasına ne zaman koşarım? Canım sıkılınca. Ne bir zaman zarfı. Peki bu zarf, yani zaman zarfı neyden oluşmuş? Bir fiil ise eki alan sözcü göbeğinden oluşmuş. Zarf fiil eki alan sözcü göbeğinden oluşmuş. Evet, bir soruya bakalım. Zaman zarfı kullanılmamıştır. Sabaha karşı. Ne zaman? Sabaha karşı. Şimdi, derhal, demin, baktığımız zaman zaman zarfı olarak karşımıza çıkan sözcükler. Ancak gece bütün çirkinlikleri öter. Evet, burada zarf olarak duran bir kelime görüyor olabilirsiniz. Ama bu kelime zaman anlamı, amacı taşımıyor arkadaşım. Ve seni buraya ne zaman öter? Cevap bulamadığını görüyorsun değil mi? Evet, buraya cevap bulamıyoruz. Bakın da cevabın D olduğunu, D şıkkındaki veri sözcüğünün isim olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sıfat tanımları cümlede zaman zarfı olarak kullanılabilir. Bakalım hangisinde böyle bir kullanım vardır? Her sabah mutlaka bir bardak su içmelisiniz. Sıfatları hatırlamamız lazım. İsimlerin önüne gelen, isimleri belirten ve antilyen sözcüklerdir. Peki bir bardak suyu biz ne zaman içmeliyiz? Her sabah. Sabah sözcüğü isim mi arkadaşım? Evet, isim. Şu sözcük bizim için ismi öne gelmiş. İsmi belirttiğin anlamda tam bir
durum olarak karşına çıkmış mı? Evet. O zaman bu bir sıfat tamlamasıdır. Peki sıfat tamlaması ne zaman sorusuna cevap veriyor mu? Evet. O zaman cevabın bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer zarf türümüz azlık çokluk yani miktar zarfı. Fiillerin, fiilimsilerin sıfatları ya da zarfları miktar anlamıyla karşılayan sözcüklerdir. Temel kilit sorumuz şu. Ne kadar? O zaman şu ana kadar zarfları bir konuşalım sorularını. Durum zarfı için nasıl? Zaman zarfı için ne zaman? Miktar zarfı için ne kadar sorusu bizim için kilit sorulardır. Görevlerine veya cümleye kattıkları anlama göre farklı isimler altından incelenebilir. Şimdi bakalım miktar zarflarına. Aşırılık anlamı katılan zarflar arkadaşlar. Bakın. Pek, çok, az, oldukça, gayet, alabildiğine, epeyce. Yine şunları söyledik. Fazla, olağanüstü ifadeleri bizim için bir şeyin aşırı olduğunu söyler. Çok ağladı. Normal ağlama. Aşırı ağladı. Oldukça koştu. Normal bir koşu sergilemedi. Oldukça koştu. Anlamsal olarak baktığımız zaman aşırı anlam kattığını söyleyebiliriz bu zarfları. Soruya bakalım. Hangisinde bu açıklamaya uygun bir sözcük kullanılmıştır? Kimi sözcükler cümleyi azlık çok yönlü etkiler. Böyle sözcüklere aşırılık zarf denir. Oldukça kararı gördüm. O zaman neye dikkat edeceğiz? Aslında biraz da bazı sözcüklerin, zarf olarak kullanılan bazı sözcüklerin bazı edatlar gibi karşımıza çıktığı, yani kelimeyi gördüğümüz zaman direkt zarf diyebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela oldukça sözcüğü. Evet, sakince dinledim, bunu da göremiyoruz. Sırtın ortasından kuvvetlice bir yumruk vurdu. Evet, bakıyoruz. Teröristler kardeş yapısı nerede kullanmıştır dedi. Evet, canım al bunu söyleyebiliriz. Çünkü oldukça sözcüğü aşkında diğerlerinde bir şey göremedik. Eşitlik anlamı veren zarflar. Eşitlik zarfı. Peki bu tarz sözcükler ne gibi sözcükler? Kadar sözcüğü arkadaşlar. Bizim için eşitlik zarfı olabilir. Evet. Bu denli, buz gibi soğuk. Bakın burada da eşitlik anlamından bazı sözcükler görüyoruz. Evet. Eşitlik zarfları olarak gibi, kadar, denli gibi sözcükleri başka sözcüklerle öbekleşerek kullandığına da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu sözcükler tek başına kullanılmıyor zaten. Bu sözcükler aslında edat görevi sözcüklerdir. Ancak başka sözcüklerle birleştiği zaman, eşitlik anlamı kattığı zaman bu sözcük grubuna eşitlik zarfı diyebiliriz. Üstünlük zarfı dediği zaman aklımıza hangi kelime gelecek? Bakın burada bir kelime var. Daha sözcüğünü gördüğümüzde bunun zarf olabileceğini unutmayalım. Daha da uzatıp herkesin ağzının tadını kaçırma. Bakın ne yapmış? Fiilimsiye üstünlük vermiş. Yine daha da uzaklık direkt yapmış, eyleme bir üstünlük anlam katmış. Yani temel mantık şudur, Ali Ahmet'ten daha çok koşar, o ona göre daha üstündür anlam katıyor arkadaşım. Yine seni arkadaşlarından daha hızlı görüyorum. Ne yapmış? Diğer arkadaşlarla bir kıyaslama söz konusu. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Nasıl görüyorum? Hırslı görüyorum, durum zarfı. O zaman zarfı üstünlük anlamıyla belirtilmiş görüyoruz. En üstünlük anlamı veren zarf, yani en üstünlük zarfı olarak adlandırdığımız zarftır arkadaşım. Neye bakacaksın? Zaten şu ifadede bir kelime var, en kelimesi. En kelimesini gördüğümüz zaman en üstünlük anlamı verdiğini unutmuyorum. En sevdiğin çiçek güldür. Sıfatı, bakın sıfat bile ekranmış olan bir sıfatı etkilediğini söyleyebiliriz. İçinizde en çok çalışan, bakın burada ise neyi etkilemiş arkadaşım? Daha çok sıfat etkilemiş. Yine sıfat fiili kalmış olan bir sözcüğü ne kadar çalışan? En çok nedir? Zarf gelmiş araya değil mi? Evet. O yüzden burada en sözcüğünün ilkinde zarfı sonrasında sıfat etkilediğini söyleyebiliriz. Hangisinde miktar zarfı kullanılmamıştır? Her gece hangi konuları tartışıyoruz? Ne kadar sorusuna cevap bulduk mu? Göremiyorum. Getirdiğim meyveleri hiç beğenmedim. Hiç. Son günlerinde epeyce. Ne kadar yoğun epeyce. Gece yarısı ben pek korkmuş. Yine azıcık içmiş. Ne kadar içmiş? Azıcık içmiş. Bunlar ne kadar sorusuna cevap veriyor. Her gece aynı bunlar tartışıyoruz. Tam tartışıyoruz. Eylem olarak karşımıza çıkmış. Ne kadar tartışıyoruz? Yok. O zaman cevabı A olduğunu söyleyebiliriz.
Hangisinde miktar zaafı yoktur diye bir diğer sorumuz var. Kendimi seninle alabildiğine özgür hissediyorum. Evet. Peki, alabildiğine sözcüğünü gördük arkadaşlar burada. Ne kadar özgür hissediyorum? Alabildiğine. En güzel yıllarımı onun için harcadım. Burada miktar zaafı göremiyoruz. Arabaya çok hızlı sürmemeye dikkat et. Çok. Evet, olağanüstü coşkulu geçti. Yine uzun zamandır mutlu olduğunu hatırlamıyorum demiş. Evet, Cevap aslında B'de en sözcüğünü özel ettiğini söyleyebiliriz. Cevap E olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. A, B'de ne var? Zaman zarı var. B'de ise yine gözden kaçırdığımız en sözcüğü vardı. En sözcüğü, alabildiğine sözcüğü, çok sözcüğü, olağanüstü sözcüğü bizim için burada miktar zarıdır. Evet, yer yön zarfları. Fiilleri, fiilimsileri yer veya yön bakımından iteleyen sözcüklerdir. Sorumuz ne? Sorumuz aslında nere sorusu arkadaşlar. Nere sorusunu sorduğumuz zaman, eylemi sorduğumuz veya nereye sorusu olarak da bunu düşünebiliriz. Ama niçin nerededir? Özellikle zarf tümlecini bulmak için ne sorusunu soruyoruz? Nere sorusunu soruyoruz? Direkt cevap verebileceğini söyleyebiliriz. Yalın durumda olan sözcüklerdir. Bu ne demek? Herhangi bir ek almazlar demek. Peki ek alırlarsa ne olurlar bu sözcükler? İsimleşirler. Aslında arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Sınırlı sözcüklerdir. Yani bir sınırı vardır. En çok kullanılan 8 tane yer yön zarfı vardır. Nedir bunlar? İleri geri, aşağı yukarı, öte beri, içeri dışarı gibi sözcükler. Bakın burada da yer almış bu sözcükler. Bu sözcükleri arkadaşlar zarf olarak kullanılması önemli bizim için. Yani bu sözcükleri gördüğümüz zaman direkt zarf diyemeyiz. Mesela aşağı tükürten sakal, yukarı tükürten bıyık. Eylem var. Eylemin önüne geldiği için zarftır. Girdi. Nereye girdi? İçeri. Zarftır. İleri attı. Nereye attı? İleri. Hemen gidiyoruz. Yer yön zarfı var. O zaman şuna dikkat edeceğiz. Şu sözcükleri arayacağız. Bize neyi sorduğunda? Yer yön zarfını sorduğu zaman. Peki bu sözcükleri nerede arayacağız? Eylemin önünde arayacağız. Veya eylemsinin önünde arayacağız. Yaşlardan birden geri döndü. Evet, nereye döndü veya nereye döndü? Geri döndü. Evet, dışarı çık. Bakın eylem biliyorsunuz. Eylemin önce dışarı sözcüğü var. İleri atıldılar. Yine baktığımız zaman geri döndük. Yine yukarı çıktı. Dikkat etmemiz gereken hususlar kelimelere hakim olmak. Kelimelerin de bir eylemden önce gelmiş olduğunu veya eylemsizliği itilemiş olduğunu görmektir arkadaşlar. Evet, yer yön zarfları çekimek alırsa isimleşir. Mesela baktığımız zaman kapı açılınca kedi içeri girdi. Şimdi tamam, içeri sözcüğü bizim için burada zarftır. Kapı açılınca kedi içeriye girdi. Bakın neyi almış burada? Yönelme hareketi almış. Dedik hareketi aldığı zaman veya başka bir hangi bey kaldığı zaman isimleşirler. Tamam, burada zarf vardır diyemeyiz. Biraz bekleyip içeri girdik. Sıkıntı yok. Evet, burada zarf var. İçeriye sözcüğünde yine yönelme hareketi aldığını söyleriz. Ve bu bakımdan isim olduğunu unutmayalım. Örnek bir sorumuz var. Hangisinde yer yön belirteci sözcük, yer yön belirteci sözcük diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Konuşmalarında biraz ileriye gittiğini söyledim. Evet. Burada yer yön belirteci bir sözcük arkadaşlar isim olarak karşımıza çıkmış. Çünkü niçin? Yönelme hareketini almış. İçeri yoğun bir duman kaplanmıştı. İçeri sözcüğüne bakalım. Dışarı çıktı. Yine aşağı bakamıyordu. Yine geri alabiliriz. Bunlarda direkt eylemin önüne geldiğini ve burada ise içeri yoğun bir duman kaplamıştı. Nereye? İçeri. Yine bir eylemin önüne gelebildiğini, eyleme cevap verebildiğini söyleyebiliriz. Ancak A'da isim olduğunu, çünkü ek aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, evet. Soru zarflarıyla devam edelim arkadaşlar. Soru zarfları fiilleri veya fiilimsileri soru anlamıyla belirten sözcüklerdir. Aslında soru zarfları bizim için belirgin sözcüklerdir diyebiliriz. Mesela ne zaman sorusunu gördüğümüz zaman direkt soru zarfı vardır deriz. Yine ne kadar, niçin, nasıl sorular bizim için soru zarfı olabilir tabii ki. Bakalım şimdi.
Burada neye ulaşıyorsunuz? Bu sözcük bizim için soru zamiri de olabilir, soru sıfatı da olabilir, soru zarfı da olabilir. Zarfın temel mantığı neydi? Eylemleri veya eylemlere soru sormasıydı. Aslında soru zarfım değil mi? O zaman ben eyleme soru sormuşum. Ve de eylemin niçin yapıldığını söylemişim aslında. Burada karıştırmamamız gereken bir husus var arkadaşlar. Mesela ne aldın? Ne bakıyorsun? Ne tür bir iş diye bazı sorular yazalım. Şimdi bu soruların temel mantığına bakalım. Ne aldın? Amaç nedir? Amaç bir ismi buldurmaktır. Mesela kalem aldım. Cevap olarak bir ismi bulurum. O zaman bu benim için nedir? Soru zamiridir. Ne bakıyorsun? Amaç budur arkadaşım. Niçin bakıyorsun? Eyleme soru soruyorum aslında burada. Eylemin niçin yapıldığını aslında ben ne yapıyorum? Soru zarf olarak karşılıyorum. O zaman burada bir soru zarf vardır diyebiliriz. Bu neydi arkadaşım? Soru zamiri. Ne tür bir iş? Hemen cevap verelim. Soru sıfatı olduğunu göreceğiz cevapta. Kolay bir iş, iyi bir iş, zor bir iş diyebiliriz. O zaman ne sözcüğümüzün için burada soru sıfatıdır. Evet. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Ne zaman, ne kadar, bakın nasıl yaparlar diyor. Eyleme soru soruyorum. Bir isme soru sormuyorum. Nasıl insan, nasıl yol, nasıl araba demiyorum. Nasıl geldin diyorum, nasıl yaparsın diyorum. O zaman ne de benim için burada sözcük soru zarfıdır. Niçin koymam? Bakın aslında temelde amaç eyleme soru sormak. Niçin sorusunu görür görmez soru zarfı vardır diyebiliriz. Evet, neden veya ne diye benden izinsiz katıldı? Bu da benim için nedir arkadaşım? Soru zarfıdır. Evet, zarflar bu şekildeydi. Umarım verimli bir ders olarak karşınıza çıkmışızdır. Burada kalıyoruz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.